Herkese merhaba arkadaşlar, Kenan Lastik kanalına hoş geldiniz. PES 2018'de ana ligimize devam ediyoruz. 2020-2021 sezonundayız. Çok üzülerek Gomis'imizi sattık. Yerine oynayacağımız santiforlar vardı. Gomis çünkü 35 yaşına gelmişti. O yüzden satmak istiyordum zaten. İyi de fiyata para da kazandırarak gitti. O yüzden yapacak bir şey yok. Fazla da üzülmeye gerek yok. Enes'imiz var. Enes. Bakalım burada 23 yaşında daha Enes'imiz. Enes Ünal var. Raya var. Gördüğünüz üzere. Raya da iyi bir futbolcu. Ramiz aynı şekilde top sürmesi çok iyi. Bunu tam nasıl okuluyor bilmiyorum. Şükre artık nasıl bir ismi varsa bunun. Bunu Bayern Münih'ten aldık. 31 yaşında ama özellikleri çok iyi. Aynı şekilde Ambrosini'nin mükemmel derecede özellikleri var. O da 29 yaşında. Neymar 28 yaşında. Neymar da bizde. Bayağı bir transferlerimiz var arkadaşlar. Onlarla devam ediyoruz. Ama Lukaku'yu almak istiyoruz. Lukaku gerçi listelenen oyuncularda vardır herhalde. Evet, Lukaku. Bir türlü transfer edemiyorduk. Manchester'da hala devam ediyor burada. Lukaku'ya tekrar bir teklif yollayalım. Bellerini var. Bu oyuncuyu da sağ bek. Bunu da almaya çalışıyoruz. Bir türlü alamadık. Traore var. Mbappe var. 22 yaşında. Bu hız çok iyi Mbappe'nin. Bunu da bir görüşme başlatalım. Belki gelir. Bruma. Bruma da var. Bruma'yı da çok benzetmişler arkadaşlar. Bruma'yı tekrardan takıma kazandırabiliriz belki. Atay'ı da var. Oyuncu da çok iyi ama kimdir bilmiyorum. Atletico Madrid'de onu da bir türlü alamıyoruz. Neyse biz tekrardan dönelim. Ligde 9 puanımız var. 3'te 3 yapmışız. Şu anda Real Madrid'le galiba Kupa Şampiyonlar Ligi maçımız var. Önemli bir maç. Bakalım şöyle. Hala aynı kadrosu devam ediyor Real Madrid'in. Biz Şeju'yu genç takımdan aldık. Yetiştiriyoruz. Lucio. Bu da genç takımdan çıktı. Bunlar genç takımda herhalde 18 yaşlarına anca gelmişlerdir. Bunlardan iyi şeyler bekliyorum. Neymar, Ambrosini, Raya Forvet. Ramiz yedekte, Enes yedekte, Sabri'yi de çıkardık yeni arkadaşlar. Zaten videolarımı takip ediyorsanız hepsini görmüşsünüzdür. Şöyle bir derecelendirmeleri yüksek tüm oyuncuların. Hadi bakalım Şampiyonlar Ligi maçı başlasın. Evet, güzel bir ambiyans. Real Madrid, Santa Bernabéu'da Galatasaray konuk oluyor. İnşallah deplasmanda güzel bir sonuç çıkartabiliriz. Ve düdük geldi. Salah. Pogba bastı alamadı. Marcelo. Atak devam ediyor. Rakibine çok pis baktı. Forma numaraları aynı. Neymar. Ve Neymar. Neymar kaçırdı. Kanada uzattı. Şimdi bir ara pası. Sert orta. Vur kafayı. Dışarı gitti. İstediği Ambrosini gibi galiba. Burada Sanchez çok iyi kaçtı. Sert orta geldi. Vuramadık o yüzden. Pogba indir onu. Evet. Çok başarılı. Neymar'dan harika bir pas. Şimdi bir orta. Raya girdi araya. Neymar arka direğe. Pogba. Ay. Gol. Kaleci nerelere gitti? Aslında orada yanlış da bastım ama. Sarı kırmızılı taraftar karşı golün coşkusunu böyle kutluyor Galatasaray'ın golü. Şov zamanı. Gol! 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 Galatasaray yaptı. Deplasmanda öne geçiyoruz. Neymar çok iyi bir pas. Pogba. Galatasaray'ı öne geçiren gol geldi. Kaleci Navas nerelere gitti? 1-0 öndeyiz. Galatasaray. Benzema.
Kanada uzattı. Carvajal offside olabilir. Hayır, bayrak kalkmadı. Bastık aldık. Korner. İşte takım olarak hücumda savunuldu. Forvet oyuncusu geldi, savunmasına yardım etti. Neymar topla buluşamadı. Eliyle topu atması gereken yeri göstermişti Lucio. Ama pas güzel olmadı. Benzema vurdu. Kaleci. Kaleci kalesinde güven Kuntua. Veriyor. Geçen sene Nuel'le oynuyorduk. Bu sene sattık. Onun yerine Kuntua'yı aldık. Alaba. Hem daha iyi derecede. Ramos. Neymar çok iyi alanda bastı aldı. Galatasaray iki takım da orta alanda çok sık top kaybı yapmaya başladı şu dakikalarda. Top kapma mücadelesi. Takımı çok ileri seviyelere getirdik arkadaşlar, görüyorsunuz. Fikir güzel ama bayağı iyi oyuncularımız var ve transfer bütçem de acayip derecede artmış durumda arkadaşlar. Bunu nasıl yaptığımı öğrenmek istiyorsanız kanalımı takip edip diğer videoları izlerseniz görürsünüz arkadaşlar. Top uzaklaştırıldı. 450 milyonlara kadar çıktı bütçem. Vur kafayı. Ah, vuramadı. Top dışarıda. Orada Enes olsaydı uzun boyuyla vururdu. 42. dakikaya geldik. İkinci yarı Enes almak istiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde. Kaleci vuruşu direkt rakibe gitti. Uzaktan vuramadı. İlk yarının bittiğini işaret eden düdük geldi. Galatasaray. Bir oyun planı yapalım. Raya yerine Enes'i alacağım ama Enes kadroya girememiş bile. Hayda. O zaman Ramsi'yi alalım. Ambrosini'nin Ramsi yer değiştirsin. İkinci yarıya bu şekilde çıkalım. Neymar'dan harika bir pas. Önünü aldı. Ambrosini. Çok etkili vurdu. Korner. Neymar çok iyi bir pas yolladı. Ambrosini çok iyi aldı önüne. Çok da sert vurdu. Kaleci Navas. Atamadık. Koşu yoluna attı. Basunu aldık. Ve Benzema. Araya girdik. Yalnız oynayamadı. Luisao. Topu tekrar almak için ayak koydu. Luisao. Müdahalesi topa değil oyuncuya ve faul. Yardı hakem Luisao. Genç takımdan çıktı arkadaşlar. Luisao. Çok da iyi gelişim gösteriyor şu anda. Benzema. Basın alın onu Luisao. Tekrar bastı aldı. Neymar. Ah, çok sert gitti ortaya aslında. Top ben oynadım ama terk ediyor. Ramsi'ye doğru oynadım. Atamadım ona. Gelmedi. Luisao gene bastı. Çok iyi bir pas Neymar'a. Neymar. Şimdi bir kontra atak. Arkaya. Attı şutu. Mükemmel bir pas, mükemmel bir gol. Bu gol takımını atlattı. İkinci yarı girdi oyuna. Neymar'ın harika pasını golle sonuçlandırdı. Bu da Neymar çok iyi oynadı. Ramis gol yazmayı başardı diyoruz. 2-0 oldu. Salah. Galatasaray. Kanada uzattı. Kanada doğru gelen bir top. Salah. Of, nefis bir müdahale. Hakeme baktım, oynayın diyor. Geç kalsa belki de goldü. Ah. Ve Carvajal. Bu pas tehlikeli olabilir. Gol şansı ve vurdu ve gol. Gol gol.
2-1 golü buldular. Şiir gibi top oynadılar. Nizam'a çıkıyor. Neuer aldırıyor. Dakika 80. Ramsey'e doğru. Ramsey'e gelmiyor top. Savunmanın müdahalesi yerinde ve tehlike uzaklaştırıldı. Taç. Dembele bizde de oynamıştı. Galiba direkt biz Real'e sattık herhalde. Bastı kaldık orada. Tekrar kaptırdı. İki takım da orta alanda çok sık top kaybı yapmaya başladı. Kanada açılan top çok tehlikeli. Kanada doğru uzattı pası. Orta keserse. Alaba soktu ayağını topa. Hakem maçı bitirdi. 2-1 deplasmanda galip geliyoruz Zaire karşı. Bu skor bizi çok sevindirdi tabii ki. Şampiyonlar Ligi grup maçlarına galibiyetle başlıyoruz. Herhalde ilk maçtı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi anlayacağız zaten. Bir ana sayfamıza dönelim. Evet, 3 puanla başlıyoruz. Slavia Prag ve Porto da var. Kim var başka? Türkiye Ligi'nden Beşiktaş var. Berabere kalmış Olympiakos'la. İlk maçlara başladık. Şampiyonlar Ligi maçları. Lig maçlarını pek oynamıyorum arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi maçlarını oynuyoruz daha çok. Trabzonspor ile bir maçımız var. Şöyle bu maçı atla diyelim. Evet, 1-0 yenmeyi başardık. 4-4 Fenerbahçe de çok iyi gidiyor. 4-4 yapmış. Bizim artı 8 avarajımız var. Milli takım kadrosundan bahsediyor. Mbappe için güncelleme var diyor. Güzel. Bellerin ve Lukaku alamıyoruz. Şöyle bir bakalım kaç para istemişler. Lukaku'yu alamadık. Mbappe için 22 milyon çok iyi fiyat. Hemen alabiliriz bence. Şartları kabul edelim. Zaten 600 milyonumuz varmış bizim arkadaşlar. Bey 400'lerden falan bahsediyor ama 600 milyon avromuz varmış. Gayet yüksek bir maaş şeyimiz varmış. Transfer bütçemiz. O yüzden sıkıntı yok. Zamanı ileri alalım. Mbappe devre arasında gelecek. Oo, Galatasaray Fenerbahçe karşılaşması. İki takımın da 4 galibiyeti var. Bunu bir sonraki maçta oynayacağız. Bir sonraki videoda daha doğrusu arkadaşlar. Güzel bir maç çünkü. Bunu oynayıp sizlere sunacağız. Mbappe Galatasaray'a geldi. Sözleşme imzaladı. Oyun planına bir bakalım. Mbappe hemen geleceğini zannetmiyorum bize ama. Tabii devre arasında gelecek Mbappe. Enes Sabri. Şöyle bir kadroyu güncelleyelim. Sabri'yi çekelim buraya. Elmanowski varmış 73. Jallet var. Dujomurak gibi oyuncular var. Arada bir Sabri'yi de oynatacağız. Onun da performansını yükseltmek istiyorum. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik şimdilik. Herhalde önümüzdeki videoda Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle başlayacağız. O yüzden kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi lütfen unutmayın diyoruz. Şimdilik hoşçakalın.